Efendim, Türkçe biliyorsunuz. Elbette. Papazı bulduk. Kafayı yiyeceğim ya. Memo, melek annenin yanındaki bu adam Hristiyan olmasın? Ne diyorsun oğlum, ne alaka? Ne bileyim, belki kilise nikahıyla evlenecekler. Vallahi baksana buradan bir uçarım. Sus! O zaman biz bu durumda vaftiz olmamız gerekmiyor mu? Ya çocuk, vaftizi bırak. Kafayı atacağım şimdi, sana göreceksin vaftizi. Ya niye tersliyorsun? Fikir üretiyorum işte. Yürütmeyi bırak. Annem elden gidiyor. Biz Fevzi Bey'i arıyorduk. Fevzi Ender. Fevzi Bey çok saygıdeğer birisidir. Cemaatimizin önüne gelenlerinden. Ya biz de ona ait bir emanet var. Ulaştırmak istiyoruz. Nerede bulabiliriz acaba kendisini? Bulduğunuz sayılır. Evi buraya sok yakın. Ha iyi, o zaman doğru geldik. Hı? Ne taraftaydı? Ya söyle. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Şimdi Memo? Telefon hakkımızı kullanacağız. Toplantı sonunda bu projenin dosyasını revize edip ben size hafta içerisinde göndereceğim efendim. Pardon. Evet Memo, ne oldu? Annem Noel'i önce bir kiliseye gittiler. Ne? Ne kilisesi? Bildiğin kilise işte. Papazla konuştular. Ne konuştular papazla? Can'a göre nikah için gün aldılar. Oğlum delirdin mi? Ne nikah? Ne bileyim baba, bekar adamım ben. Anlamam o işlerden. Herhalde kilise nikah. Şimdi de başka bir eve girdiler. Dur bir dakika dur. Bu iş karıştı. Evet. Biz ne yapalım şimdi, çıkmaları mı bekleyelim? Memo. Sana tam yetki veriyorum oğlum. Doğru olduğuna inandığın şeyi yap. Sana güveniyorum. Tamam baba, merak etme, sen görüşürüz. Geliyoruz. Biz bunu açmış bulunduk amcacığım. Hani affedersiniz tabii ama biz mektup özeldir normalde de anlayalım hani ne olduğunu. Aslında biz yanlış bir şey yapmak istemedik. Aradan yıllar geçtikten sonra bazı şeylerin üstünü örtmek hani. Yok. İyi ki açmışsınız. Ben de zamanında bu cesareti gösterebilseydim keşke. Lütfen bizi mazur görün. Yani gerçekten çok merak ediyoruz. Bu mektubu sahibine neden göndermediniz? Çok aşıktım. Hiç kimseyi öyle sevmedim. Aşkımız karşılıklıydı. Yeni mezun olmuştum fakülteden. Her şeyi arkamızda bırakıp sadece onunla gitmek istemiştim. Soğuk uzaklara. Hayat zordu, paramız yoktu ve biz çok gençtik. Kıyamadım ona. Benimle birlikte sürünsün istemedim. Bu mektubu da gönderemedim işte. Karım. Misafirlerimiz. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Yıllar önce sana yazıp gönderemediğim mektubu getirmişler. Öyle mi? Sürpriz. Mektup ona ulaşmadı ama o beni buldu. Ay çok duygulandım ben. Çok değişik bir şey olmadı mı şimdi? Benim için de. Duygularınızı ne kadar yoğun yaşamışsınız öyle. Zaman makinesi gibi oldu şimdi. Evet. Baba lütfen. Komik bir durum yok ortada. Nasıl yok? Ben toplantıda 40.000 yalan uydurdum senin yüzünden. Personel bir bilse, Onur Alkanların sevdiği kadını kıskandığı için... Baba! Çocuklarını hayran diye peşine taktığını... Bak, ajan 005 arıyor. Ne oldu oğlum? Baba, hemen buraya gelmen lazım. Söylesene oğlum, ne oldu? Öyle telefonun olmaz, buraya gel. Tamam, neredesin geliyorum. Memo. Can, ne oldu? Çok kötü bir şey oldu değil mi oğlum? Neredeler? Anneniz o adamla gitti değil mi?
Oğlum konuşsanıza, dilinizi mi yuttunuz? Melek? Ya sana inanamıyorum Onur. Ya gerçekten inanamıyorum. Çocukları peşime takmak nedir ya Allah aşkına? Ya, yok Melek yani. Bak sen yanlış anladın. Şimdi Memo beni arayınca ben telaş ettim. Ay ben hiçbir şeyi yanlış anlamadım, doğru anladım. Hiç boşuna uğraşmayın. Resmen birlik olmuşsunuz, beraberce plan yapmışsınız. Yes. Baba, her şey çok iyi gidiyordu. Ama o köpek geldi. Köpek mi? Minnoş dur! Sizin mi? Evet. Şey mi? Kedilere mi kızıyor çok? Olabilir, olabilir. Memo! Can! Sizin ne işiniz var burada? Ben susma hakkımı kullanıyorum. Ben de. Ay şey, kusura bakmayın ya, benim çocuklarım da. Minnoş, korkma annem, tamam korkma. Ne yapıyorsunuz burada? Ya rezil oldum ya. Ya hadi bunlar çocuk yani, sen hangi akla hizmet böyle bir şey yapıyor? Yok yani Melek, yani ben bir şey yapmadım. Hatta çocukları da yapmayın dedim. Ne? Ama tabii yani laf anlatamıyorsun onlara, biliyorsun. Ya arkadaş, bu devirde babana bile güvenmeyeceksin ya. Neyse biz... Ama biz bunu konuşalım yani, bunu sonra konuşalım bu konuyu. Tabii tabii, yani doğru söylüyorsun. Konuşacak çok şey var Melek. O zaman biz yavaş yavaş gidelim yani. Değil mi çocuklar? Gidelim. Ben annemle kalacağım baba. Tabii tabii Memo, sen annenle kal. Hadi o zaman Can, biz gidelim. Siz de bırakalım mı giderken? Yok. Yok, gerek yok. Tamam, görüşürüz. Hadi Can. Görüşürüz Memo. Maşallah sana. Aferin Memo. Anne, o adam kimdi? Oğlum, kaç kere anlatacağım. Benim arkadaşım, kitapçı. Kitapla ilgili, işle ilgili yani. Tamam, o zaman kitaplar nerede? Hangi kitaplar? Siz bir kitap işi yapıyorsanız kitapların da olması gerekir. Ortada kitap yoksa işte yok demektir yani. Ay Memo, ay. Bak şimdi ben bunu sana nasıl... Ay Allah'ım, nasıl anlatayım? Şimdi anneciğim bak, annem. Biz bu eski kitapları alıp satıyoruz ya. Bu kitaplardan bir tanesinin içinden bir tane mektup çıkmış. Bu mektup da yani insanlar ta eskiden kalmış. İnsanlar, iki insan birbirini seviyor. Birbirine mektup yazıyor. Ama gönderilmemiş yani mektup. O kitabın arasında kalmış. Kerem de aradı, bu mektubu okudu, söyledi. Biz de mektubu sahibine ulaştırmak istedik oğlum. Başkasının mektubuymuş. Anne. Peki o adam niye kendi başına götürmemiş? Niye seni istemiş yanında? Sen niye gittin onunla? Memo sen artık ama iyice gerçekten çok soru soruyorsun ha. Sen kabahat mi örtmeye çalışıyorsun? Niye atıyorsunuz oğlum beni ateş hattına? Resmen tuzak bu. Ne yapalım baba? Yani çok fena yakalandık. O an can güvenliğimiz yoktu. Melek anne arattırdı. Her şeyi anlat. Baba sen de bizi resmen iyi sattın ama ha. Memo gibi konuşma. Vallahi şu an bu duruma uygun bir kelime bulamıyorum. Bildiğin sattın bizi. Ne yapayım? Siz yakalanmışsınız zaten. Birimizin ayakta kalması gerekiyordu. Ne yapıyorlarmış peki? Bu adam da neyin nesiymiş? Onu soracak uygun bir durum yoktu. Ama belki onu Memo öğrenir. İyi peki, iyi. Geç.